Ardahan dünyanın en güzel coğrafyalarından birine sahip. Hayvancılığın burada ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Üreticinin ne kadar zor durumda olduğunu da biliyorum. Bakınız, mazot fiyatı. 5 liraya 1 litre mazot alıyorsunuz. Demeyecek misiniz ya arkadaş? Bana neden dünyanın en pahalı mazotunu satıyorsun? Sormayacak mıyız? Neden size 5 liraya satıyor? Malı onlar götürüyor, faturayı size kesiyorlar. Türkçesi budur. Ben 2 yıl önce gelip sevgili Ardahanlar deseydim, bu ekonomi politikasını bunlar götüremiyorlar, emin olun bunlar saman ithal edecekler deseydim, siz derdiniz ki ya bu genel başkan amma da ayakları yere basmıyor. Olur mu? Bu ülkede de saman ithal edilir mi derdiniz? Ama gün geldi saman ithal ettiler. Sizin alın terinizi çaldılar. Başka ülkelerin hayvan üreticileri zengin oldu, sizler fakirleştiniz. Bir torba DAP gübresi almak için 120 litre süt satmak zorundasınız. Ya böyle bir düzen olur mu? Böyle bir düzen olur mu? Bu düzene evet diyor musunuz? Güzel pankartlar hazırlamışsınız. Üreten biz, paylaşan da biz olacağız. Eyvallah. Şimdi siz üretiyorsunuz, onlar yiyorlar. Önce üreteceğiz, sonra hakça bölüşeceğiz. Beni eleştiriyor. Benimle ilgili bir sürü ağza alınmadık laflar söylüyor. Emin olun hiç umurumda değil. Ama diyorum ya, Allah büyüktür. Geçen Eskişehir'de konuşmuş. Ben demiş evlatlarıma helal lokma yedirmedim diyor. Sen haramdan ne anlarsın diyor. Ben de zaten onu söylüyorum. Vatandaşıma da söylüyorum. Harama ortak olma, helale ortak ol diyorum. 17 Aralık operasyonunun tutarı 85 milyar avrodur. Bununla Türkiye'de atanamayan öğretmen sorunu tümüyle biter. O öğretmenlere 30 yıl aylık ödeyebilirsiniz. Bu parayla bütün işsizlere 25 yıl süreyle asgari ücret üzerinden para ödeyebilirsiniz. O nedenle söylüyorum. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğudur ve bu yolsuzluğu kapatacak bir örtü henüz dünyada imal edilmemiştir. Şimdi siz kul hakkı yenmesin diyorsanız, siz ülkeye temiz siyaset gelsin diyorsanız, siz bu ülkede herkesin aşı, herkesin işi olsun diyorsanız, bu ülkede huzur ve barış olsun diyorsanız, hükümet cebine değil halka çalışsın diyorsanız, tarihi belli, yeri belli. 30'unda sandığa gideceğiz. Sandığa gideceğiz. Oyumuzu helalden yana kullanacağız. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Ben de size söz veriyorum. Kul hakkı yiyenden hesap sormayan namerttir. Söz veriyorum, hesabını soracağım.